Bu videoda hücrelerin birbirleriyle iletişim kurma yöntemleri hakkında kısaca sizlere bilgi vereceğim. Bunların en basiti doğrudan temas arkadaşlar. Doğrudan temas birkaç farklı şekilde olabilir. Mesela doğrudan komşu hücreler arasında gerçekleşebilir. Burada bir hücremiz olsun. Bu da çevresindeki komşu hücremiz. Hücre zarlarında boşluklar bulunduğunu biliyoruz. Eğer bunlar hayvan hücreleri ise üzerlerinde haberleşme bağlantısı denilen İngilizcesi e, gap junction. Gap junction olan boşluklar olacak. Gap junction. Ben buraya iki tanecik çizdim arkadaşlar. Biz haberleşme bağlantısı diyoruz evet. Ve bu iki boyutlu bir kesit. Yani gerçek hayatta çok daha fazla haberleşme bağlantısı mevcuttur. Fakat buradaki temel düşünce şu. Soldaki hücre bazı küçük moleküller üretmeye başlıyor. Üretilen moleküller bu haberleşme bağlantılarından geçebilir. Geçtikten sonra da ikinci hücrede protein veya genleri aktive veya inhibe edebilir. Ya da bir tepkime başlatabilir. İkinci hücreden bir şekilde yanıt verilir. Bu da iletişim kurmanın bir şeklidir. İlk hücrede oluşturulan moleküller bir şekilde ikincisine geçip bir tepkiye, yanıta sebep olur. Bunların hayvan hücreleri olduğunu söyledik ve aralarında haberleşme bağlantıları var. Yazalım, evet, haberleşme bağlantıları. Daha önceki videolarda bunlardan ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik. Bitki hücrelerinde de aynı etkileşim var. Fakat oradaki boşluklara haberleşme bağlantıları demiyoruz. Çünkü bitki hücrelerinin hücre duvarları olduğundan doğrudan zardan bir geçiş söz konusu değil. Bitki hücrelerindeki bu boşluklara plazmodezmata deniyor arkadaşlar. Evet, bundan not alın isterseniz. Plazmodezmata. Hücre yapısı videolarında bunlardan ayrıntılı olarak bahsediyoruz. Fakat doğrudan temastan başka şekillerde de iletişim kurabiliriz. Sadece doğrudan temas yok. Şimdi kanımızda dolaşan bazı hücrelerden size bahsedeceğim. Bu bir hücre. Bu da başka bir hücre olsun. Yüzeylerinde, kompleman yani tamamlayıcı proteinler bulunur. Bu proteinler birbirlerine bağlanabilir. Bir tanesi mesela böyle görünsün. Tabii ki şeklini abartıyorum. Bir protein ters dönmüş bir üçgen gibi gözükmez. Diğerinin de şöyle bir yüzey e, proteini olsun. Boyutlarını da abartıyorum. Normalde bu kadar büyük değiller. Sizin daha rahat görebilmeniz için böyle gösterdim. Sağdaki hücrenin böyle bir yüzey proteini var diyelim. Bu iki hücre birbirine bağlandığında proteinlerde değişimler meydana gelir. Hatta her biri hücre içinde bir takım tepkimelerin gerçekleşmesini tetikleyecekler. Bakın burada iletişim devam ediyor, hala tamamlanmadı. Örneğin buradaki protein biraz değişse başka bir şeyi aktive edebilir. Ya da aynı şekilde belki de hücrelerde bir şeylerin sentezlenmesine, salgılanmasına sebep olabilir. Ayrıca bu protein bir tepkimeyi de katalizleyebilir. Önceki videolarda uzun uzun anlattık. Hücre içinde akıl almaz derecede biyolojik olaylar gerçekleşebilir. Yani daha genel olarak konuşursak bu protein bu hücrede bir şekilde bir yanıt uyandırır. Aslında iki taraf da yanıt oluşturabilir. İkisi de birbirleriyle iletişim halinde olduklarını biliyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi doğrudan temas iki hücre arasındaki tek iletişim şekli değil. Hücreler uzak mesafelerden de iletişim kurabilirler. Bunu yapmak için hücre dışı alana madde sentezlerler. Daha sonra bu maddeler kan dolaşımına katılır. Örnek vereyim, bir hücre çiziyorum. Bazı durumlarda hücrelerin madde salgılaması gerekir ve belki bu salgıladıkları yağda çözünen maddeler olabilir. Böylece doğrudan zardan geçebilirler ya da yağda çözülmezler ama zardan geçmeleri için çeşitli veziküllerin yani keseciklerin içine girerler. Zara yaklaşınca da keseciğin zarı hücrenin zarıyla birleşir. Böylece böyle moleküller dışarı çıkar. Başka bir hücrenin de bu molekülleri karşılamak için uygun reseptörleri olduğunu düşünün. Diğer hücre bir çeşit yanıt sinyali verecek. Sonuç olarak da arada bir çeşit iletişim kurulacak. Diyelim ki burada birkaç tane hücrem olsun. Bir tane turuncu, bir tane de mor hücre çiziyorum. Diyelim ki turuncu hücrenin doğru reseptörü var ama bunun yok. Başka reseptörleri olabilir ama bu molekülleri almak için doğru reseptörleri yok. İlk hücreden çıkan moleküller mor hücrenin reseptörlerine bağlanmaz fakat turuncu hücreye bağlanabilir. Bu moleküller hücre zarındaki bu reseptörlere, bu reseptöre daha doğrusu bağlandıktan sonra reseptörün şeklini değiştirebilir ve az önce saydığımız şeyleri yapabilir. Bu sinyal hücre içine kadar taşınabilir ve sonucunda yine bir yanıt oluşur. İlerleyen videolarda daha da ayrıntıya ineceğiz. Peki sinyal tam olarak nasıl iletiliyor ya da yanıt tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Eğer bu kısa mesafelerde gerçekleşiyor ise buna parakrin iletim yolu deniyor. Parakrin iletim yolu. Önce bunu yazayım. Evet, kısa mesafe Şimdi ise yazalım parakrin sistem. Aslında bunu parakrin iletişim ya da parakrin sinyal iletimi olarak da duyabilirsiniz. Bunlara parakrin molekülleri diyoruz. Fakat eğer bu iletişim uzun mesafelerde gerçekleşiyorsa, yani diyelim ki bu moleküller kan dolaşımına girdi. Burada olayı görselleştirmeye çalışıyorum. Evet, bu kan dolaşımı. Kan dolaşımı sayesinde bu moleküller daha uzun mesafeler kat edebilir mesela bu hücrenin gelecek moleküller için uygun reseptörleri bulunsun diyelim bu sisteme endokrin sistem ya da endokrin sinyal iletimi deniliyor evet yazalım bunu da uzun mesafeler evet uzun mesafelerde buna endokrin sistem diyoruz endokrin sistemde kan dolaşımında yol alan moleküller birçok farklı tipte olabilir steroidler proteinler ve gibi 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 bu durumda bu moleküllere hormon diyoruz. Hormonları daha önce duymuşsunuzdur. Sadece hormonları anlattığımız bir seri var. Onu da izleyebilirsiniz. Parakrin moleküller aynı zamanda kendisini üreten hücreyi de etkileyebilir. Mesela hücrenin kendisinin ürettiği molekül için uygun reseptörü olabilir. Eğer bir hücre kendi içinde bir tepkime başlatabiliyorsa bu işleme otokrin etki adını veriyoruz. Evet, salgılanan hormonun salgılandığı hücreyi etkilemesine otokrin etki deniyor. Buradaki terimleri artık biliyoruz. Eğer burada hücre yüzeyinde moleküller varsa ki bunlar genelde yağda çözülmeyen moleküllerdir. Aslında hem yüzeyde hem de hücre içinde bulunabilirler. Her neyse bunlara reseptör deniliyor. Reseptör. Reseptörlere bağlanan moleküllere ise ligand diyoruz. Bunu da yazalım. Ligand. Ligand reseptöre bağlanan moleküllerin geneline verilen isim. Hangi iletim yoluyla olursa olsun, parakrin ya da endokrin herhangi bir ligand reseptöre bağlanırsa buna sinyal algılama diyoruz. Sinyal algılama. Sonuç olarak reseptör protein şekil veya fonksiyon değiştirirse buna da sinyal iletimi adı veriliyor. Bu mekanizma sinyali hücreye taşıyor. Daha sonra da asıl hücresel yanıt başlıyor. Umarım hücreler arası sinyal iletimi konusunda genel tekrar yaptığımız bu video sizi memnun etmiştir. Daha sonra ayrıntıya ineceğiz. Özellikle endokrin sistemi ve hormonları inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.